Herkese merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel ve çok şirin bir motifle geldim. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz kalpli motifi yapacağız. Daha önce görmüşsünüzdür bu kalpli motifi Instagram sayfamda. Çok beğeni almıştı, çok istek almıştı. Ben de hazır yeri gelmişken, zamanı gelmişken bu motifi yapalım, hep birlikte öğrenelim istedim. Ben bunu battaniye yapacağım. Sadece bu motif olarak göstermeyeceğim. Bu battaniyeyi sizlerle birlikte bitireceğiz. Yani önce motifinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Daha sonra nasıl ekleriz, nasıl bir kenar oyası yaparız, bu battaniyeyi kısacası birlikte başlayacağız, birlikte bitireceğiz. Çok güzel ve çok kolay bir motif, gördüğünüz gibi şöyle. Evet arkadaşlar, lafı fazla uzatmadan direkt videoya geçmek istiyorum, ama onun öncesinde kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Evet, ben bu motifte ip olarak Lamia'nın ipini kullandım. Gerçekten çok güzel bir ip. Ben çok memnunum. Şöyle yakından da size dokusunu göstermek istiyorum. Şu şekilde çok güzel Lamia'nın koton ipini kullandım. Bebekler için de ideal bir ip. Ve yine her zamanki gibi beyaz ipte vazgeçilmezim Himalaya Perlina. Tabii ki beyaz olarak da Himalaya Perlina'yı kullandım. Ben bunlarla yaptığım için hani gösteriyorum. İlla da bundan yapmak zorunda değilsiniz. Siz hangi ipiniz varsa, tabii yine bebek ipleri olmak şartıyla, Yarn Art Sheyans olabilir, Alize Cotton Gold olabilir, Etrofil Jeans olabilir. Bunların hepsinden rahatlıkla bu modeli yapabilirsiniz. Ya da elinizde hangi ipiniz varsa kısacası değerlendirebilirsiniz. Tığ olarak da ben şu Etimo'nun pembe serisinin 220'sini kullanacağım. Tığ numarasında, dediğim gibi, ben her zaman söylüyorum bunu, tığ numarası elinize göre değişir. Atıyorum, ben 2,5'la yapıyorsam size 3 olabilir. Ben 2 ile yapıyorsam sizinki 2,5 olabilir. Hani bunu siz elinize aldıkça anlayabilirsiniz. Ancak ben bu iplerde şu an için bu modelde 2,20'yi kullanacağım. Siz de bakarsanız kendinize göre uygun olan hangisi ise onunla devam edebilirsiniz. Evet, hemen başlayalım modelimize. Pembe ipimizden başlıyoruz ilk önce. Şu şekilde ipimizi aldık. Sihirli halkayı ben daha önce göstermiştim. Sihirli halkayı artık bilmeyenimiz yok. Sihirli halkamızı yaptık ve 3 zincir çekiyoruz. Hemen sihirli halkamızın içine 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Zinciri bu trabzanlara dahil etmiyoruz. Şu şekilde. İlk sırada bunu dahil etmeyeceğiz. 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı noktaya, yani aynı sihirli halkamızın içine 3 adet yine ikili trabzan yapıyoruz. Sonra yine 3 adet zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde 3 adet. Evet. Bir tane daha yapacağız. 4 adet olacak ve geleceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle 1, 2, 3 ve 4 tane yaptıktan sonra sihirli halkamızı sıkıyoruz. Bu başlangıç kısmı diğer motifler gibi aslında tamamen bir farklılık yok. Burada yine bir zincir çekiyorum. Şu birleştirme noktası, bakın, çekince, şu şekilde çekince biri çekmiş olduğumuz zincir gözükmüyor zaten. Hemen ilk karşınıza çıkacak olan, bakın, şuradaki trabzanın tepesine battık. Şu şekilde üçünü birden aldık. Yine 3 zincir çekiyoruz. Hemen şu yapmış olduğumuz yuvaya ikili trabzan yapıyoruz. Bu arada şu ipimizi de üzerinden yürütelim. Hem sağlam olsun, hem ip güzel saklanmış olsun. Mevcut olan
Şuradaki 3 trabzanımızın üzerine yine trabzan örüyoruz. Şuradaki yuvaya bakın 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 3 zincir çektik. Aynı yuvaya yine 2 adet trabzan yapıyoruz. Yine mevcut olan 3 trabzanımızın üzerine öreceğiz. Yine boşluk olan yuvaya 2 adet ikili trabzan. Yani standart motifteki yaptığımız gibi bakın 2 yanlarda 3 ortada mevcut olanlar bu şekilde yine yapacağız. Her köşeyi şuraya kadar yapalım gelelim. Evet bakın bu şekilde 4 köşemizi yaptık. Yine burada bir önceki sırada yaptığımız gibi bir zincir çekiyoruz. Üzerine aldık. Hemen şu yapmış olduğumuz 3 zincirin ilk baştaki tepesine battık. Şu şekilde tığımızda 3 tane dalımız var. Hepsini bir anda çektik. Yine 3 zincir çektik. Aynı yuvaya tekrardan ikili trabzan yapıyoruz. Sonra hemen şu yanındakine kısacası mevcut olan trabzanlarımızın her birine bir adet trabzan yaparak köşemize kadar devam ediyoruz. Mevcut olanlara yaptık. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz yuvaya 2 adet yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Köşemizi oluşturmuş oluyoruz. Yine aynı yuvaya 2 adet yaptık ve köşemizi dönmüş olduk. Yine buradaki mevcut olan trabzanlarımızın tepesine birer tane yapıyoruz. Yani şöyle. Şimdi bu sırayı da yapalım. Şu sırayı da yapalım. Şu sıraya geldiğimiz zaman beyaz ipimizi takacağız. Şuraya kadar yapalım ve gelelim. Evet, üçüncü kenarımızı yaptık. Bakın son bir kenarımız kaldı. Yine 3 adet zincirimizi çektik. Mevcut olan yuvamıza 2 adet ikili trabzan yaptık. Hemen yanındakine yine yapıyoruz. Bakın 4 tane yapmış olduk. Yani 2 adet köşede mevcut olanların ikisini yapmış olduk ve ipimizi kapatmadık. Bakın şu an tığımda 2 tane ilmek var. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Buradaki renk geçişlerinin daha düzgün olup gözükmemesi için renk geçişlerini de kapatmıyoruz. Bu noktayı beyaz ipimizle kapatıyoruz. Sonra şu pembeyi hafiften bir çekelim. Burayı sağlamlaştıralım. Şimdi şunları şöyle tutuyoruz elimizde. Şu kalan iplerimizi pembemizi de içinde yürütmemiz için üzerine aldık. 3 adet beyaz yapacağız. Beyaz öreceğiz. Şu an motifimizin şu görmüş olduğunuz 3 adet beyaz kısmını örüyoruz. 1 2 üçüncüyü yapıyoruz. Bakın tığımda 3 tane ilmek var. İkisini aldım. Bu şekilde bırakıyorum. Bakın ipimi öne aldım. Pembeyi alıyorum. Pembeyle kapatıyorum. Daha düzgün durması için beyazı hafiften çekiyorum. Şimdi yine bu şekilde pembeyle devam edeceğim. Beyazı da içinden yürütmüş olacağım. 2 adet pembeden ördüm mevcut olanları. 2 adet de yuvanın içine yapacağım. Köşemizi oluşturmak için. Evet. Bakın dördüncü sıramız da bu şekilde tamamlanmış oldu. Yine aynı sistem bir zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Baştaki zincirimizin tepesine batıyorum. Bütün köşe birleştirme işlemimizi aynen bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra şu beyazımızı bakın. Şu beyazımızı bu şekilde tutalım. Pembeyi taktık. Yine aynı şekilde kapatıyoruz. Hiçbir farklılık yok.
Şimdi buradan yine 3 adet zincirimizi çekiyoruz. Eliniz sıkı ise 4 adet çekebilirsiniz. Yine hemen yapmış olduğumuz yuvaya 1 adet ikili trabzan yaptık. Hemen şu batmış olduğumuz zincire bakın şuraya bir tane buraya yapıyoruz. Ve devam ediyoruz bu şekilde. Şurada son 2 adet bakın şurada son 2 adet pembe kalana kadar şurayı pembe ile örüyoruz ve geliyoruz. Evet, son 2 adet pembemiz kalana kadar ördük. Bakın bu arada ördüğümüz zaman beyaz ipimizi de içinden yürütmüş oluyoruz. Yine son pembemizi kapatmıyoruz. Bakın bu şekilde üzerinde 2 tane ilmek var. Pembeyi bırakıyoruz. Beyazı şu şekilde alıyoruz. Bunu beyazla kapattık. Hafiften pembeyi çektik. Yine üzerine alıyoruz. Şu son kalan 2 tanemizi beyaz yapıyoruz. Beyazla örüyoruz. Aynı anda pembe ipimizi de bakın bu şekilde içinde yürütüyoruz. Sonra köşemize yine 2 adet beyaz. Yine 3 zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya yine 2 adet beyaz yapıyoruz. Pembe ipimizi yürütüyoruz. Unutmuyoruz onu. Ve şu sırada da bakın yine bu sırada da 2 tanesini beyaz örüyoruz. Bakın şu şekilde ilk aldım. 2 ilmeğim kalmış oldu. Beyazı bıraktım. Pembeye geçtim. Bakın şöyle köşemizi oluşturduk. 4 tane beyaz bu tarafta. 3 zincir çektik. 4 tane beyaz da bu tarafta. Şimdi pembe ile devam edeceğiz. Yine beyaz ipimizi içinden yürütüyoruz. Bu başında da yine 2 adet beyaz pembe kalana kadar yapıyoruz. Evet, son pembem. Bakın 2 tane kaldı. İpimi yürütüyorum. İkisini bir aldım. Pembeyi bırakıyorum. Beyaz alıyorum. Beyazla kapatıyorum yani. Sonra son 2 adeti beyazla yapıyorum. 2 adet beyaz da şuradaki mevcut yuvamızın içine. Daha sonra yine 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 2 adet beyaz yapıyorum. İki adet beyazı da bu kısma yapıyorum. Bakın şu şekilde. Pardon, şunu kapatmayacaktım. Şöyle bunu bırakıyorum. Pembeye geçtim. Pembe ile kapattım. Hafif çekiyorum şunu. Daha sonra içinden ipimi yürüterek pembe ile devam ediyorum. Evet. Şu şekilde. Şuraya kadar pembemizi yapacağız. Şu sıra başımıza kadar pembemizi yapalım. Beyaz ipimizi de içinden yürüterek ve gelelim. Evet, sıranın başına kadar pembemizi bitirdik. Bakın şimdi yine buradaki yuvaya 2 adet pembe yapıyorum. Sonra yine 3 zincir çekiyorum. Tekrardan yine 2 adet pembe yapıyorum. Köşemizi dönüyorum. İpimizi yürütmeyi unutmayalım. Yine şuradaki görmüş olduğunuz pembelerin, bakın 4 tane pembe var burada. İkisini pembe yapıyorum. İlk iki dalını aldım. İpimi bıraktım. Beyazı aldım. Beyazla kapatıyorum.
Hafif şöyle çekelim. Şimdi beyazla devam edeceğim. Şuradaki mevcut olan 3 adet beyazımızın üzerinde beyaz yaptık. Yine bu taraftan 2 adet pembenin üzerini de beyaz yapacağım. İki dalını ördüm. Son 2 pembe kaldı. Bakın bu şekilde beyazı bıraktım. Pembe ipimle kapattım. Hafif çekiyorum. Şimdi buraya da yine 4 adet pembe yapmış oluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine bir zincir çektim. Köşe kapatma kısmındayız. Şöyle üzerine aldım. Çekmiş olduğumuz, bakın, zincirin tepesine arkadan da beyazı alacak şekilde şöyle yine kapattım. Şu şekilde yapıyoruz. Bakın 3 dalımız var. Burada pembeyi bırakıyorum. Beyaz ipimle çekeceğim. Yani şu kapatma işlemini beyaz iple yapmış olacağım. Biz şimdi şu motifimizin şu sırasını da bitirmiş olduk. Şurasını. Son kalbimizin oluşacağı son sıradayız. Şu pembelerin olacağı sıradayız. Şimdi burada yine beyazla zincir çekiyoruz. Bir adet yuvanın içine yaptık. Sonra 2 adet hemen yanındakini. Yalnız arkadaşlar bakın şurada son sırada beyazla aldığımız kısım var ya. Bakın şu beyaz ipimiz duruyor şurada. Battık. Şu beyaz ipimizi şu şekilde tığımıza takıyoruz. Sonra arkadan çekiyoruz. Şöyle. Evet, dördüncü beyazımızı da yapıyoruz bu arada. İlk iki dalını aldık. İki dalımız kaldı. Onu da yine pembe ile kapatıyoruz. Burayı pembe ile devam edeceğiz. Son iki pembemiz kalana kadar pembe ile devam ediyoruz. Evet, bakın son iki pembemiz kaldı. Bu şekilde çektim. Pembeyi bıraktım. Beyazla kapattım. Şimdi buranın tamamını beyaz örüyoruz. Bakın şuraya kadar beyaz yapıyoruz. Köşemizi oluşturup yine aynı şekilde şuradaki gibi 2 adet fazladan yapıyoruz. 3 zincir çekip köşeyi dönüyoruz. Şuradaki görmüş olduğunuz pembenin ikisini de beyaz örecek şekilde yapalım ve gelelim. Bakın bu şekilde yaptım. Köşemizi de oluşturdum. Şu şekilde şurada 2 adet beyazımızı da ördük. Yine ip geçişinde pembe ile geçiş yapıyorum. Hafiften beyazı sıkalım. Şimdi buraya 3 adet pembe yapacağız. Son sıramız pembemizin. Bunu da yine bakın ikisini aldım. Sonra pembeyi bırakıyorum. Beyazla devam edeceğim. Yine ipimi içinden yürütüyorum. Evet. Burayı da yine biraz önceki gibi ipimizi yürüterek şuraya kadar beyazımızı yapıyoruz. Köşemizi oluşturuyoruz. Şuraya gelip 2 adet pembeyi yapana kadar beyaz örüp geliyoruz. Evet, bahsettiğim gibi yaptım. Şuraya kadar ya geldim. 2 pembe örülecek şekilde. Şimdi beyazı bırakıyorum.
Pembe ile kapatıyorum. Hafif sıkalım. Şimdi buraya da yine 2 adet pembe kalana kadar pembe yapalım. Evet, son pembemiz, ikisini bir aldık. Bırakıyoruz, beyazla kapatıyoruz. Hafif çekelim. Ve burada yine beyazla devam ediyoruz. Artık pembe ile işimiz kalmadı. Pembe bitti. Birazdan koparacağım onu. Bakın şu şekilde kalbimiz oluşmuş oldu. Şimdi beyaz sırasını yapacağımız zaman ortaya çıkacak. Şuradan biraz şöyle kesiyorum ipimi. İçinde de yürüteceğim için, sağlam olması için. Şimdi buradan sonrası daha kolay örülmüş olacak. Çünkü ip geçişi olmadığı için daha kolay yapacağız. Şimdi yine normal köşemi döndüm ben her zamanki gibi. Pembe olan kısma geçtim. Şimdi burayı tamamen şu sıramızın başına kadar beyaz örüyoruz. İki tane de bu köşeye örüyoruz. Köşe geçişini yapacağız. Şuraya kadar örelim ve gelelim. Evet, köşeye geldim. Yine burada bir adet zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Her zamanki yaptığımız gibi köşemizi yapıyoruz. Zincirimizi çekiyoruz. Evet. Şimdi burada şu boşluğa normalde her köşede bir tane yapıyorduk. Zincir dışında bir trabzan yapıyorduk. Şimdi burada zincir dışında 2 adet trabzan yapacağım. Zincirle birlikte 3 adet trabzanımız olmuş oluyor. Hemen yine yanındakine aynı şekilde yine bu şekilde mevcut olan köşeye kadar trabzanlarımızın üzerine birer tane trabzan yapıyoruz ve geliyoruz. Evet, sıra başına kadar bakın yaptım. Şuradaki yuvamızın içine önceki sıralarımızda 3 adet pardon 2 adet yapıyorduk. Bunda 3 adet yapacağız. Trabzanımızı 3 zincir çekeceğiz. Aynı yuvaya yine 3 adet yapacağız. Sonra şu mevcut olan trabzanlarımızın her birine bir tane yaparak devam edeceğiz. Şöyle. Bakın köşemizi oluşturduk. Bu sırada köşelerimize 3 adet battık. Her sırayı bu şekilde yapalım. Bu köşeyi de şurayı da dönelim. Şurayı da buraya kadar yapalım ve gelelim. Evet, bakın motifimiz iyiden iyiye güzel bir şekil almaya başladı. Kalbimiz artık daha net bir şekilde gözüküyor. Dediğim gibi son köşemize gelene kadar yaptık köşelerimizi. Köşemizin sonunda yine 3 adet trabzanımızı yaptık. Aynı işlem zincirimizi çekiyoruz. Bir sonraki sıraya çıkıyoruz. Buradaki sistem hep aynı. Değişen bir şey yok. Sonra yine zincirimizi çekiyoruz. Hemen yapmış olduğumuz yuvaya bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Sonra mevcut olanlara yine yapacağız. Evet, şu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar çok da vaktinizi almak istemiyorum. Şöyle anlatayım. Şuradaki mevcut olan trabzanların üzerine yapıyoruz. Yine bu köşede 2 adet trabzan yapıyoruz. Hani burada 3 adet yapmıştık. Bu sadece tek sıra için geçerli. Burada yine 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya 2 adet yine ikili trabzan yapıyoruz. Dönüyoruz. Burayı yapıyoruz. Aynı işlemi bu köşede. Aynı işlemi bu köşede. Ve aynı işlemi bu sırada yapıyoruz. Şuraya kadar yapalım ve gelelim. Evet, motifimiz bu şekilde. Ben sıramızı bitirdim. Bakın şöyle
Gayet güzel ve şık bir motif oldu. Siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok kolay. Hep birlikte battaniyemizi ilerleyen zamanlarda bitireceğiz inşallah. Şimdi bu sıramızı da bitirdik. Arkadaşlar burada 2 adet zincir çekiyoruz. Hemen şuradaki üzerine almıyoruz bu sefer. Şuradaki yine zincirimize battık. Bakın kaydırma tekniğiyle kapattım. Bir zincir çektim. Hemen biraz önceki batmış olduğum noktaya batarak bir sık iğne yaptım. Ve her trabzanın tepesine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Ben bu sisteme çerçeveleme sistemi diyorum. Yani bunu yapmayabilirsiniz de. Bu hani motife dahil bir şey değil aslında. Bu tamamen benim yaptığım diyeyim. Yani yapan arkadaşlarım vardır tabii ki de. Hani şöyle söyleyeyim, bu arzuya göre. Yapsanız da olur, yapmasanız da olur ama yapılınca emin olun ki motifleriniz çok daha güzel duruyor. Kalıp gibi duruyor. Şöyle sarkmıyor yani bir tarafa. O yüzden bunu ister yaparsınız, ister yapmazsınız ama ben yine de göstermek istiyorum. Şu şekilde hepsinin tepesine birer tane sık iğne yaptığımızı düşünün. Şu köşelere geldiğimiz zaman bakın şu köşelerde her yuvaya 3 adet sık iğne yapıyoruz yine. Köşeyi döndük. Yine aynı şekilde diğer tarafa. Bu şekilde arkadaşlar 4 kenara dönelim ve gelelim. Evet, motifimiz bu şekilde bitmiş oldu. Ben her köşesine sık iğne döndüm. Şurada ipimi kopardım, sakladım. İpimi nasıl sakladığımı daha önceki motif videolarımda görmüşsünüzdür zaten. Ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Evet, bu şekilde motiflerimizi tamamlayalım arkadaşlar. Normalde isteyen hani istediği ölçüde yapabilir ama benim yapacağım ölçü için 36 adet motif gerekiyor. 36 adet motif yapalım. Sonraki videomuz motifleri birleştirme videosu olacak inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Takıldığınız bir yer olursa her zaman söylediğim gibi bana yorumlardan rahatlıkla yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışırım. Beni izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda.